Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Köfteci'den New Horizons'ın 71. bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölüm sizlerle ne yapacağız? Aslında bu bölüm çok bir şey yapmayacağız da yapacağız arası bir şey. Bu bölüm biraz planlama bölümü. Evet, teknik olarak şimdi şöyle bir durumumuz var. Teknik olarak ekstrem voltaja girdik ucundan da olsa. Fakat ekstrem voltajda çok ilerleyemeyeceğim şimdilik. Çünkü önce high voltaja kadar olan her şeyi benim düzgün bir biçimde otomatikleştirmem lazım. Yoksa ciddi sıkıntılar yaşayacağım. Çünkü çok fazla angarya direkt olarak birikmeye başlayacak. Mesela liste başı olarak Industrial TNT üretimini tamamen otomatikleştirmem lazım. Plastik üretimin daha iyi plastik ürün üretimini otomatikleştirmem lazım. Bütün circuitlerin üretimini otomatikleştirmem lazım. Ve motor üretimini kesinlikle otomatikleştirmem lazım. Şu anki hedeflerimiz tamamen bunlar üstüne kurulu. Ayrıyeten maden işlemiyle otomatikleştirmem lazım. Yani basitçe kendime koyduğum hedef şu grup ya da uğraşıp direkt Applied Energistics'e girip Applied Energistics'te de otomatikleştirebiliriz. Ancak burada enerji üretimimiz devreye girecek. Bunu istemiyorum. Ben önce her şeyi bir otomatikleştirip sonra ekstrem voltajda ilerleyip sonra yavaş yavaş her şeyi Applied Energistics'e geçirmek taraftarıyım. Ve bunun için yeni bir bina yapmamız gerekecek. Bu binadan bütün kimya dışındaki her şeyi çıkartacağız. Kimya dışındaki her şey bu binadan çıkacak. Blast furnace'larımız mesela çıkacak. Şurası çıkacak. Yani FPS düşmeye başladı. Neyse. Burası komple çıkacak. Ve her şey kimya otomasyonuna dönüşecek. Evet, burası da çıkacak. Kendime yeni bir bina daha yapacağım. Bu yeni bina ne olacak diye soracak olursanız aslında görevi basit. Tamamen chip ve motor craft'ı için. Auto craft'ı için. Bunun için düşündüğüm iki olası yer var. Sizlerle de paylaşayım. Birincisi ya sahil yolundan devam edip burada girişeceğim. Ya da şunun karşısına şöyle koyacağım. Ama burada da şu devreye giriyor ve burası biraz mana eder çok. Tomcraft için verimli bir alan. Burada ise enerji kaynağından bir tık uzak olacak. Ya da aslında bir tık uzak kalmasına da gerek yok. Çünkü yanına ya da karşısına nükleer reaktör koyacağım zaten. Ama kimya laboratuvarını biraz da yana doğru büyütmek istiyordum. O yüzden bir çank daha boşluk bırakıp öyle devam edebilirim. Evet. Düşünüyorum. Sahil tarafından mı devam etsem? Yoksa yeni bir gidişat mı yapsam? Aslında şuraya mı koysam? Ya buraya da bir şeyler dizmem gerek yok. Düşünüyorum. Emin değilim cidden. Neyse. Devam edelim. Görevlerimizden. High voltajda şu görevleri bitir. Uy. Bana ne vuruyor? Zombi sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Çok güzel bir soru. Olabileceğin bir yer yok. Çok ilginç. Acaba ben kapıyı açtığımda benle beraber mi geldi? Olabilir. Neyse. Şu görevi bitirdik. Bayağı manuel olarak bitirdik ama.
Basitçe şu arkadaşa önce şunu şu üçünü kullanarak chemical reaktörde şu arkadaşı elde ediyoruz. Sonra da bu arkadaşla magnezyumu blast furnace'a atıp bunu elde ediyoruz. Sonra bunu bu da yan ürün olarak çıkıyor. Bunu tekrar klorine dönüştürüyoruz ama yani bir stek kadar sonra 64 litre klorin 48 litre klorin olarak geri dönüyor. Klor daha doğrusu. Yani bir kısmı kayboluyor. Ama gene büyük bir kısmını geri kazanmış oluyoruz. Ve beraberinde bu görev yapıldı. Şu an sistemimizde ne kadar klor, titanyum var? Çok burada gözükmüyor. Yaklaşık 2,5 stek kadar olması lazım. Evet, 2,5. 2 stek artı 41 tane. Yani bayağı bir klor yaptık. Bunun yanı sıra yapmamız gereken başka ne var? Burası zaten tamamlamıştık. Orası hakkında ufak da bir detaya değineceğim. Tabii önce bir uyuyalım. Şu balkon tarafını tamamlamadım. Şu arkadaş kayboldu. De zaten bu arkadaşla değişmeyi düşünüyordum. Çiftlik tarafını bayağı bir elden geçirip forestry çiftliklerine çevireceğim gibi duruyor. Öyle yani. Sonrasında. Aslında şuraya ay üssü kurabilirim. Uzay üssü kurabilirim. Uzayla alakalı her şey burada yer alır. Tepesinde de bir ortasında da bir fırlatma rampası. Ben varım buna. Hatta içerisinde roket fuel üretiminde oraya koyarız. Chemical neydi? Chemical reaktör değil. Neydin sen? Hadi dur. Görevden bakalım. Multi block goals. Evet. Şunu da yapacağım. Ve şuna da girişmem lazım. Ama bunun için öncesinde ore drilling plant yapabilirim aslında. Bu arada o görev açılmamış galiba. Evet. Bir saniye. Böyle bir şey varmış. İlginç. Bu arada tungsten steel yapabiliyoruz artık. Tungsten steel'e bakalım. Bakın freezer. Tungsten steel dust. Heat kapasite yetiyor. Enerji yetmiyor. Enerjiyi henüz o kadar elde etmiyoruz. Gerçi bunu elde ettirebilirim de. Mikser. Tungsten dust, steel dust. Pardon, tungsten steel elde edemiyoruz şu an. Tungstenimiz yok. Dur. Space Race. Slurry. Fuel. Coal tar. Koltardan bayağı bir şey elde ediyoruz aslında. Oksijeni biliyoruz zaten.
Kentland. Plant. Sen ne istiyorsun? Evet, Chemical Plant'i yapmam gerekecek. Uzayda ilerleyebilmek için. Çünkü roket fuel elde etmem lazım. Evet, platinyum işleme tarafına da giriştik. Aslında burada biraz ilerlemem gerekecek circuit üretimi için. Çünkü burada elde edeceğimiz bazı şeyler özellikle şu taraf, şu circuit üretiminde işimi inanılmaz kolaylaştıracak. Yanlış hatırlamıyorsam bu da kolaylaştıracak. Hatta bir bakalım. Mixer. Evet. Evet, burası aslında bir noktada işimi kolaylaştıracak ancak tam olarak da değil. Ama gene de girişmem gerekecek. Sodyum sülfat. Evet. Oh. Reactor Fuels. Mars Phobos. Tam Mars'ın ayları da işin içine giriyor. Evet, basitçe planlarımız bu. Ve 10 dakikadır hiçbir şey yapmadık teknik olarak. Evet. Şuraya daha büyüyle alakalı şey. Tamam, F7 açıkmış. O yüzden FPS. Aracılık içinde karşıya yeni bir alan kuracağım. Ve şuna da bir üst kat yapmam gerekecek Blast Furnace'lar için. Sanırım alt kat... burası yok. Blast Furnace'lar buraya yetmez. Evet. Benim bayağı bir şey yapmam lazım. Aslında nükleer reaktörü buraya mı kursam? Yok. Sanki. Emin değilim. Okey, kurabilirim. Şimdi başta nükleer reaktörü benden muhtemelen normal modda çalıştırmamı isteyecek. Evet. Benim asıl hedefim sıvı nükleer reaktörler. Sıvı nükleer reaktörler nasıl çalışıyor diye soracak olursanız onlar basitçe... Bir saniye mikrofon biraz uzakta kaldı. Onlar basitçe şöyle çalışıyor. Buhar üretiyorlar. Evet. Gene buhar üreteceğiz. Ve şuradaki bütün low voltaj makinelerinden de kurtulmam lazım. Hepsini alternatifleriyle değiştirmem gerekli. Evet. Planımız bu. Ev dizaynı olarak hala tam emin değilim. Hala da tam olarak nereye kuracağım? Yok ya, buraya kuracağım, buraya kuracağım. Buraya daha üstü kuracağım. Nükleer reaktörü de şuraya kurarım. Hayırsı. Buraya bir reaktör. Reaktör demişim. Fabrika. Kimya fabrikasının hemen yanında. Güzel güzel. Tabii ki de base'imizi oraya taşınacak. Ya da artık base'i de yani workshop'da kendi binası olarak kullanmaya başlasam güzel olabilir. Onu Applied Energy Physics'e gireceğim zaman yaparım. Ve evet, bu bina bu sefer biraz daha yukarı seviyede olacak. Evet, ilk yokuşumuzu buraya kuracağız. İlk yokuş. Tamam. O zaman ben bir şeyleri hazırlayıp geliyorum. Evet ve geri geldim ve sizce bir şey yapıyoruz. Tek sensör kit. Şimdi. Not almadığımıza göre seni kasama koyabilirim. Niçin koyabilirim?
Industrial Information Panel. Bir tane extender koyabilirim. Şimdi sıfır. Tepesine mi koysam? Ya da şu yanına koyayım. Aynen. Şimdi gel bakalım. Grafik sensör kit. Evet, tabii ki de buna lever lazım. Atalarımız ne demiş? Asla ne kadar lever'a ihtiyacın olacağını bilemezsin. Ve ups, extender. Devamdır. Platformumuzun genel durumunu bize gösteriyor. Ah! Bir tane daha var, ancak onun için bir tane daha sensör yapmam lazım. Bunu da yukarısı için koyacağım. Yukarıdaki arkadaşımız için. Evet, burası için. Seni ne şekilde koyabilirim? Bu güzel bence. Ya da değil. Tamamdır. Bir tane daha sensör kit yapalım hemen hızlıca. Bu arada benim asıl yapmayı planladığım şey oil cracking unit'ti. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Stainless steel'im yetmiyor. Şu an öyle o şekilde bir problemim var. O yüzden bolca stainless steel pişiyor şu an. Ama bildiğiniz üzere paslanmaz çelik çok hızlı oluşan bir şey değil. Şimdi brass submit. Biraz rodlar oluyor. Quartz. İki tane. Submit. Şimdi. Bir tanesi. Bir de steel. Submit. Bir tane zaten var burada. Elimizde steel ile dolaş. Elimizde plate ile dolaşmayalım. Gregtek çok hoşlanmayabiliyorum. Ve bir. Böyle değil. Yapıyorum. Dur, sen nasıldı? Emitter. Çok ters gitmişim. Tamam. O kadar da ters gitmemişim. Hey. Unutmadan information panellerin rengini de ayarlayabiliyoruz. Hatta ve hatta color upgrade ile yapabiliyorum bunu tabi. Color upgrade senin yapımın nasıl? Yapsam mı? Gerek yok. Şimdi gel bakalım. Ve the most important parts. Evet.
Aa, çok fazla kullanmıyormuş. Ay güzel, çok fazla kullanmıyormuş bu. Tamamdır. Bunu da yaptığımıza göre şunun en azından bir temelini kuralım. Oil cracking unit. Hızlıca bir bakalım. Coils. 8.8. Evet. Enerji. Absürt bir dizaynı var. Kesinlikle aşırı absürt bir dizaynı var. Yanlış anlamadıysam eğer. Dü dü Şimdi sen gel bakalım. If dude. Oh. Biraz daha farklıymış. Ha yok, tamam. Bunlar doğru. Şimdi. Neydi? Side of the controller. Between the rings. Touch. Tamam. Output hatch input hatchler. Tamam. Maintenance hatch nasıl geliyor? Can replace. Aslında dur. Inputları buradan değil de daha güzel bir düzen geldi aklıma. Hatch ve enerji hatch lazım buna. Medium voltaj yetecektir diye düşünüyorum. Neden gruplanmıyorlar ben de bilmiyorum. Meyve enerji hatch. Evet. Maintenance hatch nereye gelecek? Can replace. Tamamdır. Maintenance hatch'i de şöyle koyalım. Tabii dur, öncesinde arkaya bir hatch koymam lazım. Şimdilik olanları alalım. Tamamdır. Ups. Nasıl buradan da koyabilirmişim. Biraz tuhaf bir makine. Evet, sadece stainless steel oluşumunu bekleyeceğiz şu an. Bakalım sen ne durumdasın? 16 tane daha ölmüş.
Hemen anlamı iki tane daha yapabiliyoruz. Ha, benim bolca pasamaz şeye ihtiyacım. Benim bayağı bir angaryam var. Neyse. Bu angaryalar tamamen her şeyi otomatikleştirmek uğruna. Evet. Her şeyi otomatikleştirmek uğruna arkadaşlar. Her şeyi otomatikleştirince aşırı rahat edeceğiz. Bir. Kadar hızlı güncelliyorsun. Bayağı hızlı da güncelliyor. Bir farklı satırları kaldırabiliyoruz ortadan. Tamam, güzel. Heat capacity 3701 Kelvin. Evet, o 1 Kelvin nereden geliyor ben de merak ediyorum. O 1 Kelvin. Evet, ve kendimize sıradaki, yani bundan sonraki clean room'un kesinlikle ama kesinlikle bu kadar klostrofobik olmaması için özen göstereceğiz. O yüzden bolca, neydi senin adın? Crascrete. Bolca senden craft edeceğim. Neyse ki o kadar pahalı değiliz. Evet. Neyse ki biraz bölüm biriktirdim. Bunu çektiğim gün siz 69. bölümü izlemiştiniz. Yani teknik olarak 2 bölümlük bir buffer'ım var. O arada bayağı bir şey craft edebilirim diye umuyorum. Evet. Sanırım bölümü burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenli günler. İyi eğlenceler.